Bugünkü muhaddesemizin konusu arkadaşlar nedir? Bugün sizlerle yön ve yol tarifleri hakkında sohbet edeceğiz arkadaşlar. Yol tarifi hakkında sohbet edeceğiz. Nedir yol tarifi? Herhangi bir yere gitmek istediğimizde ne yapıyoruz? Burası nerede diye soruyoruz. Ve karşımızdaki insandan bize o yolu, gideceğimiz yeri tarif etmesini istiyoruz. O yüzden bu konu sizler için Türkiye'de yaşıyorsanız çok önemli. Çünkü tanımadığınız bir ülke, tanımadığınız bir şehir, bir yerden bir yere gitmek için bu bilgilere ihtiyacınız var. Yoksa kaybolursunuz. Seslerinizi açabilirsiniz. Daha önce kaybolan oldu mu? Mesela yanlış yere giden oldu mu Türkiye'de? Kusay, senin başına geldi mi böyle bir olay? Hayır, yani geldiğimden beri çok evden çıkmadım, o yüzden başına daha gelmedi. Sen Konya'daydın, değil mi? Aynen. Sen Konya'da nerede yaşıyorsun? Şimdi mi? Evet, şu an hangi ilçede yaşıyorsun? Merkezde yani diyebilirsiniz. Merkez. Ben de Konya'da yaşıyorum Kusay. Aa, güzel. Hangi tarafta? Ben de Bak. merkezde yaşıyorum. Konya güzel bir şehir. Ha, aynen. Sizin hepinizi Konya'ya davet ederiz arkadaşlar. İnşallah Konya'yı da görürsünüz. Öyleyse ben başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Yol tarifi diyaloğu. Bakalım nereden nereye gidecekmiş. Merhaba, ben İstanbul'dan geldim. Konya tren garından Mevlana Müzesi'ne nasıl gidebilirim? Tekrar ediyorum, beni dikkatle dinleyin. Merhaba, ben İstanbul'dan geldim. Konya tren garından Mevlana Müzesi'ne nasıl gidebilirim? Hadi bakalım nasıl gidecek görelim. Merhaba, Konya'ya hoş geldiniz. Daha önce Konya'ya geldiniz mi? Merhaba, Konya'ya hoş geldiniz. Daha önce Konya'ya geldiniz mi? Hayır. Konya'ya iş seyahatim sebebiyle ilk kez geliyorum. Hayır, Konya'ya iş seyahatim sebebiyle ilk kez geliyorum. Peki öyleyse, öncelikle yolun sağından Anıt Meydanı'na doğru dümdüz ilerleyin. Sonra yolun karşısına geçin. Peki öyleyse öncelikle yolun sağından Anıt Meydanı'na doğru dümdüz ilerleyin. Sonra yolun karşısına geçin. Ya istigayi, recana alagilel mikrofon. لو سمح رجعنا لأغلى الميكروفون شكرا لكم Yolun sağında herhangi bir toplu ulaşım aracı var mı? Ya istigayi لو سمح رجعنا لأغلى الميكروفون Lütfen mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tekrar devam ediyorum. Yolun sağında herhangi bir toplu ulaşım aracı var mı? Hayır. Yolun karşısına geçtikten sonra ilerideki okulun kuzey batısına doğru yürümeye devam edin. Sonra
Yolun solunda tramvay duraklarını göreceksiniz. Hayır, yolun karşısına geçtikten sonra ilerideki okulun kuzey batısına doğru yürümeye devam edin. Sonra yolun solunda tramvay duraklarını göreceksiniz. Herhangi bir tramvay Mevlana Müzesi'ne gider mi? Herhangi bir tramvay Mevlana Müzesi'ne gider mi? Evet, yaya geçidinden karşıya geçin ve yolun solundaki tramvay durağından adliye yönüne giden tramvaya binin. Evet, yaya geçidinden karşıya geçin ve yolun solundaki tramvay durağından adliye yönüne giden tramvaya binin. Trafik ışıklarını geçtikten sonra sağda inmeli miyim? Trafik ışıklarını geçtikten sonra sağda inmeli miyim? Evet, indikten sonra üst geçitten karşıya geçin ve güneydoğu yönüne doğru 50 metre yürüyün. Mevlana Müzesi yolun solundadır. Evet, indikten sonra üst geçitten karşıya geçin ve güneydoğu yönüne doğru 50 metre yürüyün. Mevlana Müzesi yolun solundadır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Rica ederim. Rica ederim. İyi gezmeler dilerim. İyi gezmeler dilerim. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlamadığınız bir yer var mı?